Merhaba, Timberstack'ten Oğuz ben. Bugün Instagram üzerinden bize en sık gelen soruların cevaplarını beraber göreceğiz. En çok sorulan soruları burada fanusun içerisinde ve tek tek yanıtlayacağız. Birincisiyle başlayalım. İç cephede banyoda kullanılabiliyor mu? Ürünümüz iç cephede kullanılmasını biz çok önermiyoruz. Çünkü altyapısındaki karkaslar dolayısıyla ve arasındaki klipsler dolayısıyla arasında boşluk ve yerden yüksekliği var. Hem içerideki iç kapıyı sıkıntıya sokar hem de içerisinde kalan su eğer yolunu bulamazsa maalesef kokuya sebebiyet verebilir. Bu yüzden iç mekanlarda kullanılmasını biz önermiyoruz. Yağmurdan korumak için ne yapmalıyım? Yağmurdan korumak için aslında hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü malzememiz sıcağa, soğuğa, kara, güneşe, herhangi hava koşullarının hepsine dayanıklı. Bu yüzden yağmurdan korumak için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Malzeme yapısı itibariyle zaten yağmurdan korunuyor. Neden metrekare fiyatı vermiyorsunuz? Biz proje bazlı çalışan bir firmayız. Yani metrekare üzerinden sadece malzeme satıyor olsaydık metrekare fiyatı verebilirdik. Ama biz direkt proje çıkartıyoruz. Proje çıkarttığımız için bir takım detayları öğrenmemiz lazım. Yerden ne kadar yükselecek? Zemin yapısı ne? Taş mı? Toprak mı? Granit mi? Yer kazılması lazım mı? Beton kırılması lazım mı? Veya olduğu gibi uygulanacak mı? Uyguladığımız yerden eteklerine doğru alın dönmemiz gerekecek mi? Ne kadar bir alan istiyorsunuz? Bununla alakalı tüm plan ve projeyi biz yaptığımız için direkt net metrekare fiyatı veremiyoruz. Bu yüzden projenin tam olarak çıkartılması, yani bizim keşfe gelmemiz lazım. Keşfe geldikten sonra size net fiyatı keşif sonrasında söyleyebiliriz. Duvar kaplaması yapılabilir mi? Gayet de duvar kaplaması yapılabilir. Ama duvar kaplaması yaparken bizim kullandığımız 30'a 40 demir profiller var. Demir profiller duvara doğru dikine ve yatay olarak taraması ve taşıyıcıları konulduktan sonra üstüne dek konulur. Ve bu yaptığımız sistem yaklaşık 5,5 santimlik duvarın eğimine göre değişebilecek şekilde ama düz bir duvar için 5,5 santimlik kalınlığa sebebiyet verir. Bu yüzden alanlarınızdan 5,5 santim daraltmış oluruz. Ama görüntü açısından kesinlikle duvardan daha şık bir görüntü verdiğimiz doğrudur. Renkleri nedir? Renkler arasında fiyat farkı var mı? Renkleri soluyor mu? Renklerimiz 7 tane. Tik rengi, koyu kahve, antrasit gri, açık kahve, buğday, kahve ve gri olmak üzere toplamda 7 rengimiz var. 7 rengimiz ve totalde 2 tane modelimiz var. İnce çizgili ve kalın çizgili olmak üzere. Aralarında fiyat farkı var mı? Var. İnce çizgili ile kalın çizgili arasında ince çizgili metrekarede 15 lira kadar daha pahalı olabiliyor. Renkleri solma açısından da güneşte kaldığı için malzemeler dış malzemeler olduğu için dış mekanda kullanıldığı için güneşte %10 maksimum %15 kadar renk açması oluyor ama daha fazla bir solma mümkün değil. Tek tip mi dek kullanıyorsunuz? Çeşitleri var mı? İki tip dekimiz var. İçerikleri ve tasarımları farklı. İnce çizgili olan deklerimiz polietilen ve ahşap tozu karışımıdır. Kalın çizgili olanlar ise PVC ve ahşap tozu karışımıdır. Aslında sizin için arada kullanım farkı çok fazla yok. Polietilen özel bir kimyasalla daha kolay temizlenebilir. Ama gün içerisinde normal kullanımlarda özellikle ev içi kullanımlarında çok fazla bir fark oluşturmuyor. Asıl fark dekoratif anlamda. Ürün hangi ağaçtan yapılıyor? Ahşap mı? Ürünlerimiz ahşap değil. Ürünlerimiz kompozit denen. Ahşap ve plastik tozu karışımı. İçerisinde bir takım bağlayıcılar bulundular. Isıtılmış ve sıkıştırılmış yeni nesil bir malzemedir. Yeni teknolojiyle beraber gelişmeye başladı ve geri dönüşümden üretilen bir malzeme haline geldi. İçerisindeki ağaç ise çam ağacının talaş tozundan üretilen bir ağaç yapısı var. Ama gelen anlamıyla kompozit, kullanılan plastik ve ahşabın karışımıyla oluşturulmuş, bakım istemeyen, yanmayan, kıymıklanmayan, hava koşullarına dayanıklı bir malzeme. Yani ağaç değil. Bakım yapılıyor mu, cila istiyor mu? Ürünlerimiz kesinlikle cila kabul etmiyor. Yani yapmak istesek dahi yapamıyoruz. Boya, cila, bu tarz bakım ve koruyucuları kabul etmediği gibi bir de dışarı doğru kusuyor. Bu yüzden herhangi bir şekilde cila yapılamaz. Ama bakım da istemez. Yani ağaç gibi her sene sistiresidir, cilasıdır, zımparasıdır vesaire uğraşmanıza gerek yok. Bir kere yapıldıktan sonra ömürlük kullanılabilir.
Şayet çok kirli yani yağlı alanlarda, kafelerde vesaire kullanıldığında bir takım lekeler var olabilir. Bunlar için de özel kimyasalımız mevcut ve kolayca temizlenebilir. Zemine beton dökmemiz gerekir mi? Toprak zeminden bahsediliyor sanırım. Toprak zeminlerde herhangi bir şekilde beton dökmenize gerek yok. Toprak zeminde biz zeminin durumuna göre 50 santimlik, 40 santimlik, 70 santimlik kazıklar, 30'a 40 boyalı profilden kazıklar hazırlıyoruz ve toprağı çaprazlama şekilde çakıyoruz. Daha sonra toprağa paralel olacak şekilde başka bir demirle bunu kaynaklayıp üzerine konstrüksiyon yapısı oluşturuyoruz. Kullandığımız malzemeye göre değişkenlik gösterse de aralıkları içten içe 24 santim ile 30 santim arasındadır. 30 santimi aşmaz, 22 santime düşebilir bir karkas aralığı kullanıyoruz. Ve yaptığımız bu yapı kesinlikle çökmelere, bozulmalara izin vermiyor. Şayet olursa 5 yıl garantimiz mevcut ve her türlü desteği vermeye hazırız. Yani altına beton dökmeye gerek yok. Yalnızca İstanbul'a mı hizmet veriyorsunuz? Yalnızca İstanbul'a hizmet vermiyoruz. Son dönemde Muğla, Fethiye, İzmir, Aydın ve İstanbul bölgesinde, yani birkaç şehirde, genelde Ege bölgesi ve İstanbul üzerindeyiz. Ama gelecek dönemlerde tüm Türkiye'ye hizmet vermek istiyoruz. Zımparalı zımparasız hissiyatı değişiyor mu? Aslında zımparalı zımparasız arasındaki fark şu. Zımparasız ürün çizilebilir bir ürün. Zımparalı ürünse çizilmez. Neden çizilmez? Çünkü öncesinde biz zımparayla zaten ürünü çizmiş oluyoruz. Zaten çizdiğimiz için çizilmesini önlemiş oluyoruz aslında. Aradaki fark bu. Zımparasızın rengi biraz daha koyu, zımparalının rengi biraz daha açıktır bu yüzden. Hissiyat farkı ise zımparalı biraz daha tozlu bir hissiyat verirken zımparasız ürün biraz daha yumuşak bir zemin hissiyatı verir. Ama asıl fark çizilme açısından. Altta kalan bitkiler ek yerlerinden yukarı çıkıyor mu? Eğer rulo çim, serme çim varsa güneş görmedikleri için kolayca soluyorlar. Ama yabani otlar varsa çıkmaya devam edebiliyorlar. Bu yabani otları öldürmek için ise bazı kimyasallar kullanıyoruz, ilaçlamalar yapıyoruz ve ilaçlamalar sonucunda alttaki bitkilerin tamamı ölmüş oluyor. Bu yüzden ek yerlerinden bitki çıkmasını engellemiş oluyoruz. Keşifler ücretli mi? Gelince ne yapıyorsunuz? Keşiflerimiz kesinlikle ücretsiz. Geldiğimiz zaman öncelikle sizin ne istediğinizi öğreniyoruz. Size renklerimizi gösteriyoruz, numunelerimizi gösteriyorsunuz. Önce bir dokusuna bakın. İstediğiniz model hangi model, ona bir bakın. Daha sonra güzel bir ölçü alıyoruz. Beraber bir proje çıkartıyoruz. Yani siz ben buraya yaptırmak istiyorum dediğinizde biz oranın ölçüsünü alıyoruz. Ve bir de tavsiye fikir veriyoruz. Yani burası yapılırsa daha güzel olur, yeşilliği öldürmeyelim veya alanı büyütelim gibi bir takım fikirlerimizi de sunuyoruz. Profesyonel bakış açısıyla buranın nasıl daha güzel duracağıyla alakalı size fikirler veriyoruz. Ama tabii ki son karar sizin. Ölçümüzü alıyoruz, rengimizi seçiyoruz ve en sonunda istediğiniz modelin, istediğiniz metrekarenin tam bir projesi çıktıktan sonra bir de fiyat veriyoruz. Ve gün sonunda elinizde fiyat ve numune görmüş oluyorsunuz. Yıkarken altına su geçiyor mu? Mutlaka geçiyor. Aslında yaptığımız şey bizim üstüne giydirme. Yani bir izolasyon yapmıyoruz. Yaptığımız şey burada bir yer var ve bu yer yeterince güzel gözükmüyor. Yeterince estetik değil. Belki yamuk, belki kırık, belki sadece güzel değil. Bunun üstüne biz bir giydirme yapıyoruz. Ve yaptığımız bu giydirme aralarında klips boşluklarıyla beraber, yani her dekin arasında 2 milim, 3 milim kadar boşluk olacak şekilde ve yerden 5,5 santim yükseklikte bir görüntü vermiş oluyoruz. Yaptığımız şey giydirme olduğu için alt tarafına su geçmesiymiş vesaire oluyor. Ama zaten bahçelere, havuz kenarlarına vesaire yapıldığı zaman zaten suyun yolu belli. Biz karkaslarla suyun yolunu kapatmış olmuyoruz. Yaptığımız şey karkaslarla destekleyip aralarındaki boşluklarla suyun zaten kendi yolunu bulması. Yani giderle alakalı herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmadan su kendi yolunu buluyor ve herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Referans görebileceğimiz yerler var mı? Mutlaka var. Referans görebileceğiniz yerler mesela Etiler'de 1903 Beşiktaş Kafe. Girdiğiniz zaman alt tarafta bir havuz yeri var. Havuz yerindeki platform yeri biz yaptık. Şile Belediyesi'nde, Şile Kalesi'nin hemen altında, Marina'da, Çocuk Parkı'nın olduğu yerde, kamu alanında yine orayı biz yaptık. İsterseniz Kültür Bakanlığı'nın Antalya Patara'da, Antik Şehir'de yürüyüş yollarını
biz yaptık. Bu gibi birçok yerimiz var ama görmek isterseniz buraları ziyaret edebilirsiniz. Dek nedir? Kompozit dek, içinde ahşap tozu, plastik ve bir takım bağlayıcılar bulunduran, bakım istemeyen, kıymıklanmayan, kayma yapmayan, sıcaktan, soğuktan, kardan, kıştan, güneşten vesaire etkilenmeyen estetik bir ürün. Kolay kolay kırılmaz, kırılmaya karşı garantilidir. Uygulama nasıl yapılıyor? Aralarında boşluk kalıyor mu? Öncelikle altyapıya, eğer düz bir zeminse, burası gibi pürüzsüz bir zeminse kompozit karkas kullanıyoruz. 30'a 40 profiller şeklinde bulunan bu karkasları zemine sabitliyoruz. Eğer altta izolasyon yoksa, yani delecek delmekte sıkıntımız yoksa tork vidalarla bunları yere sabitliyoruz. Altyapıyı görüntünün dikine olacak şekilde, ters şekilde döşüyoruz ve bunun üstüne bir tane dek başlangıç deki konulup vidalanır. Arasında gördüğünüz gibi bir klips boşluğu var. Buraya bir adet klips gelir ve hemen yanına yeni bir dek gelir. Ve bu şekilde aralarında gördüğünüz gibi 2 milimlik bir klips boşluğu olur. Bu yüzden araları boşlukludur. Yerden 5,5 santim yükselir ve bu şekilde döşenir. Ve son sorumuz. Garanti veriyor musunuz? Ürünlerimiz 5 yıl boyunca fabrika garantilidir. Yani herhangi bir kırılma, çökme veya hoşunuza gitmeyecek herhangi bir durumda 5 yıl boyunca firmamız ürünlerimizin arkasındadır. İşçiliği olsun, ürünün kendisi olsun, herhangi bir problem yaşadığınızda kesinlikle gelir, kontrolünü yapar ve gerekli servisi veririz. 5 yıl sonunda garantisi bitti, ürününüzün üstüne bir şey düştü, çekiç düştü vesaire bir şey düştü ve kırıldı. Biz orayı o şekilde mi bırakacağız? Kesinlikle hayır. Biz firmamız olarak ürünlerimizin her zaman arkasındayız. 5 yıl boyunca garanti kapsamında, 5 yılın sonunda herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda orayı tamir edecek şekilde malzemelerimizin arkasında duruyoruz. Bugün Instagram'dan gelen en sık sorulan soruları cevaplamış olduk. Eğer başka sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki projelerde görüşmek üzere.